Kavga ediyorlar değil mi? Cümleten selamlar aleyküm arkadaşlar. Bir taraftan temizlik, bir taraftan hem yapacağımız yeri için çalıştık. Diğer taraftan da bugün hayvanlarımızı bıraktık. Hem tavuklarımızı, yani diğer tavuklarımızı, diğer de şeyleri bıraktık, koyunları bıraktık. Biraz yeşillik yesinler diye. Diğer taraftan da etrafı düzenlemeye başladık. Ve bu arada da sizlere böyle biraz daha böyle normal bir günden çekim yapmak istedim arkadaşlar. Çok şükür, şükürler olsun ki arçılar devam ediyor. Tabii bu arçılar da 3 şiddetinde, 3.5 alıştık diyebiliriz, yani alıştık, yavaş yavaş alıştık. Tabii ki de her zamanki söylediğimiz gibi uzun bir süre tabii yine içeriye giremeyeceğiz. Sadece yeni yaptığımız yerde, zaten biliyorsunuz ki köy hayatında bizim burada yazları anne şeyi sadece koyunlar yemesin. Yazın köy hayatında içeriye kolay kolay girmiyoruz. Yattığımız bile, uyuduğumuz zaman bile şeyde arkadaşlar, dışarıda cibinlik deriz biz, cibinlikte uyuyoruz. Yeni yapacağımız yerde yani fazla bizim için bir değişiklik olmayacak. Allah'ın izniyle. Ne yapalım arkadaşlar? Bir yerden bir yere kadar, bir yerden sonra da ayakta durmak lazım, hayata devam etmek lazım yani. Bu yerimizi yapmışken sizden gelen yorumlarda var. Bak anne, onlar iyi şumardılar ha. Ne zamandır içerideler ya. İyi şumardılar. Yeni yerimizi yapmamızla beraber belki daha önce söylediklerimden sonra kaçıranlar oldu. O yerimizi yapacağız. Bu yerimiz yine çadırımız kalacak arkadaşlar. Neden derseniz bizim köyde mesela yaşlılar var. Osman amcagil var falan. Onlar dedik hani çadır madır için. Zaten dedi burada kurulu. Onlar da kuramıyor. Yani yan komşu. Oraya götürmeye gerek yok diye. Biz diyor mesela dediğimiz gibi dışarıdayız diyor. Akşamları şey olduğu zaman inşallah geliriz diyor. Kendileri için yine orası da kalır. Bizim tabii ki de yeni yaptığımız yerde de misafir ederiz. Köylümüz olsun, köylümüz dışında olsun. Kim isterse başımızın üstünde yeri var. Yine rahat etmeleri için tabii ki de orayı da inşallah onlar için bırakacağız. Çadırımızı. Hayır anne, bak şeyi ya. Herkesin başımızın üstünde yeri var arkadaşlar. İstediği zaman gelebilirler. Hatay civarında. Kışt, 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 kışt. Kim ne zaman isterse, biz Hatay Reyhanlı'dayız arkadaşlar. Başımızın üstünde yerleri var. Bu günler beraberlik günü, birlik günü. Biz daha önce de mesela depremden önce de herkese diyorduk, gelen varsa her zaman gelsinler, misafirimiz olsunlar. Tabii ki şu anda mesela dışarıdan bence tahminimce gelemezler bu durumlarda. Hani daha önce geliyordu, Antakya'yı gezmek istiyorlardı, buraları gezmek istiyorlardı. Şimdi maalesef ki böyle bir durum kalmadı. Ama gelmek isteyen yine her zaman başımızın üstünde yeri var. İnşallah da toparlanacağız arkadaşlar. Allah'ın izniyle Hatay'ımızda, Reyhanlı'mızda, Antakya'mızda, Kırkan ilçemizde hepsi inşallah toparlanacak. Allah'ın izniyle bir sene olmaz, iki sene, iki sene olmaz, üç sene inşallah toparlanacağız. Yani o kadar yer var. Daha ne gördün mü, senin şeyi yemiyor, senin topladığın yeri yiyor.
Bu arada ben yorumları fazla dile getirmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey daha var. Yorumlarda depremi yazıyorum. Mesela artçı depremler oluyor. Aslında 5.1, 5.3 baktığımız zaman deprem arkadaşlar. Hani artçı demiyoruz. Çünkü biz 3 ay önce bir deprem yaşadık. 5.3 mü 5.4 şiddetinde deprem. Şimdi diyorlar ki 7-8'in artçısı 5.3. Yani aslında deprem artçı. Şimdi ben bunlara gündeme getiriyorum. Mesela gün içinde, mesela dün ne yaşadık? Önceki gün sarsıntılar yaşıyoruz ama büyük sarsıntılar da ben böyle mesela belirtiyorum. Diyorum 5.1 yaşadık. Yani 4.3. Bunları yaşadık diye söylüyorum aslında. Bunlar bazı arkadaşlar oraya yine yorum yapmışlar. Demişler ki yeter artık prim yaptın, deprem yazıyorsun. Kardeşim, güzel kardeşim, deprem yani, ne diyeyim ben buna? Günlük yaşamımızı paylaşıyoruz. Bugün ne yaptık mesela? Önceden ne yapıyorduk? Ekmek yapıyorduk, pilav yapıyorduk, börek yapıyorduk, şunu yapıyorduk. Ne yazıyordum ben oraya? Bugün börek yaptık, bugün şu yemeği yaptık diye. Kardeşim, deprem bölgesi, deprem yaşadık, 5.3 oldu. Bunları muhabbette söylüyorum. Bunu açıklama kısmına da yazıyorum. Bu prime çevrildi. Yani kısaca ben bir açıklama yaptım. Yine şimdi de söylemek istiyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın ama bizim bu durumda yani hiç mecalimiz yoktur böyle yani prim birim yapmaya. Buradaki herkes bir yaşam derdine düştü, korku derdine düştü. Yani öyle ben primmiş, bilmem neymiş, umurumuzda değil yani. Biz günlük yaşamımızda ne yaşadıysak paylaşıyoruz. Ve özellikle zaten bizi takip edenler vardı. Günlük yaşamımıza nasıl devam ediyorsa öyle devam ediyoruz. O da prim nasıl oluyorsa ben de anlamadım. Yani ben oraya ekrana 5.1 deprem yazınca çok mu izleniyor? Ben onu anlamıyorum yani. Açıklama öyle bir şey yazınca çok mu izleniyor? Yani aklımda yoksa da siz biliyorsanız demek ki iyi, bu YouTube şeyini iyi biliyorsunuz. Öyle bir şey varsa da tabii. Alakası yok da. Neyse, böyle bir mecalimiz de yoktur. Yazan arkadaşlara söylemek istedim burada. Çok şükür, dediğimiz gibi şükür ediyoruz. Ben buradan ne kadar sizlere söylesem belki Rabbim bana da o kadar sevap verir. Diyorum hani dua edelim, Fatiha okuyalım, birlik beraberlik olalım diye böyle bir konuşmalar yapıyoruz. Yaşamımızı paylaşıyoruz. Bunları söylüyoruz yani. Belki o konuda hem de ben de sevaba giriyorum. Hep beraber birlik oluyoruz burada da. Yani keşke yaşayacakmışız demek ki. Keşke hiç yaşamasaydık da hiç ben de bu deprem şeyi yazmasaydım. Hiç ben bu şeyleri, videoları hiç paylaşmasaydım. Hiç bu günleri yaşamasaydık. Yemiyor marulu, yemiyor. Çağırıyor, onları çağırıyor. Yok yok, sırf çağırıyor kendileri. Bunu mu kesek, derini mi kesek? Dinle, hangisi kavga yapıyor? Aha, başladılar. İkisi kavga yapıyor, ikisi. Ya onu kesecek, anne yeberdekini kesecek. Dün gece birbirini paramparça etti. Ah, onlar da kavga yapıyor. Birbirine fış ediyorlar. Ne yapacağım? Zaten bir tane horoz bırakacağım. Yanına da iki tavuk alırım. Bunlar sadece ne? Yumurta için. Ben dört horozu ne yapacağım oğlum? Birbirine fış ediyorlar. Zaten onlar üçü de... Anne, şeyler de çok etkilenik de ha. Değil mi? He? Koyunlar da o zaman çok ürküyordu değil mi depremden sonra? He. Çok ürktüler. Biraz sakinleştiler. Aynen. Gittim var ya, kapıyı açtım, yem vereceğim. Bir ürktüre böyle köşeye pusulda, cızıt. Ama inek daha çok korkmuştu. Bilmem, bunlar üç tane diye mi? Ama inek daha çok ürküttü. Onlar zorlamış ki kendilerini, sündürmüş ama korkmamış kendileri. Hey! Cızıt! Babalar geri gidiyorlar bak. Yo, ne kadar mızır sunuyor o. Onun tadını aldı mı bitti. Halbuki ne güzel bak, yeşillik olmuş. Ye. Yok. Bak, ayağına dolandı. Şımarıcılar yine. Senin ne işin var burada tek başına?
Onları çıkarmadık daha keşke. Allah'ın izniyle arkadaşlar biraz daha zaman geçtikten sonra yazın. İnşallah bu günleri atlattığımız için hepimiz için bununla beraber de tüm şehitlerimiz için hepsi için inşallah bir tane kurban keseceğim. Bunları ise dediğimiz sadece bizim için hem biz kurtulduğumuz için yani sağ salim çocuklarımız olsun hepsi olsun kurtulduğumuz için ve bununla beraber de şehitlerimiz için de inşallah bir tane kurban keseceğim arkadaşlar. Ama yaza doğru tabi. Yazın inşallah Allah'ın izniyle unutmasam yaza doğru inşallah keseceğim arkadaşlar. Bunu da tabii ki de yine dağıtacağız. Onlar olmuş mu yani? Olur artık bak. Bu şey oluyor bak. Yok artık bunu şey yap ha. He? Bak. İkisini de sökücüm. Yani şey yapsın. Patatesle beraber yapsın. Yazık kocaman olur. Zamanı geldi yani. Ya bak renkleri kırmızı oluyor artık. Bunların kesilmesi lazım. Ne oldu ha? Bak pencereden kim bakıyor? Ahmet Berat, sen beni görüyor musun? Anne o turpların başını yesinler mi? Hayır yesinler, bir şey olmaz. Ha bu taraf kalsın böyle ya. Zaten o turpları bugün vermeyeceğim, inekleri yarın. O kankana mankana hepsini yesinler o tarafta. Sana gitseler yiyeciler de baksana o kadar otu bırakıp geliyorlar nerede yiyorlar? İnşallah Allah izin verirse şeyler nasıl yapar? Ne? Şeteli. Şeteli ekmişim oğlum oraya iftihar yerine yapıksın ya. O çiçekler, o şeteler, bir şey mi yapacaksak kalırsak imanı tutmaz. Ya da ekenler var, ekenlerden de alalım. Yok şey ekiyor. Kudret bugün ekti. He. Bugün Kudret ekti. İsmet olursa yarın ben de ekeceğim. O köşeye biraz çiçek tohumu atacağım. Biraz biber, biraz patlıcan. Aha şuraya. Bak bak. Bakımız da var. Bak geldi ha. Bak bak bak. Cızıt. Bu tek kişi olmaz bunlara. Bugün ikinci günden videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Dün sizlere yarım şeklinde bir çekim yaptık. Bu videomuzu devamını bir sonraki güne paylaştık. Videomuz dediğimiz gibi daha önce çekiyoruz. Sonra sizlere paylaşıyoruz. Biraz internet sıkıntısı var filan derken. Biraz geç paylaşabiliyoruz. Bu videomuzu belki bir gün, iki gün sonra paylaşırsak. Şimdiden Malatya'ya da çok ama çok geçmiş olsun. Yine Adıyaman'a da çok geçmiş olsun. Maraş'ta aynı şekilde Maraş'ta yine 4.5. Ardından Adıyaman'da 5.2. Ve Malatya'da ise 5.6 civarında bir Arçın deprem meydana geldi. Maraş'a, Adıyaman'a, Malatya'ya, herkese oradakilere geçmiş olsun. Çok şükür orada yıkılan bina falan yoktur. Fazla yani hasarlı binalar varmış yine aynı şekilde. Ama şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı olsun, yaralı olsun çok şükür yokmuş. Oralarda tabii ki de bununla ilgili tedbirleri almışlar arkadaşlar. Şükürler olsun ki can kaybı falan yoktur. Mala gelsin ama cana gelmesin.
Bu artçıl diyoruz ama ben yine söylüyorum, biz yaşadığımız için yani biz bunu artık 5 nokta üzerine bir artçıl görmüyoruz, biz deprem diye görüyoruz. Bu depremi yaşayan yine bu ilçelerimize çok ama çok geçmiş olsun inşallah. Ne yapalım arkadaşlar, uzun bir süre bu artışlar olsun, bu ufak da olsa bu depremleri göreceğiz. Dediğimiz gibi uzun bir süre evlerimize giremeyeceğiz. Bugün yine keşif gelip eve bakıldı. Yani dedi ki girmeyin. Yani evi sağlam olanlar bile artık evlerine giremiyorlar. O yüzden bize de aynı şekilde girmeyin söylendi. Yani insan onu bilemiyor arkadaşlar. Neyin ne zaman olacağını bilemiyor. Bakın Malatya olsun, Maraş olsun, şöyle bir şey deniliyor mesela. Diyor ki Maraş'tan bu tarafa doğru büyük depremi yaşayan iller. Ha diyor, biz depremi atlattık hani. Demek ki bu diyorlar mesela, fay hattı kırıldı. Artık diyorlar bizde ne olacak ki diyorlar. Mesela 2-3 yani düşünenler var. 2 nokta 3 nokta olur. O depremlerde diyor bizim ev yıkılmadıysa demek ki o 3 noktada bizim ev yıkılmaz. Böyle düşünenler varsa lütfen ama şey yapmasınlar. Çünkü sonuçta o büyük depremde evler bayağı bir hasar gördü. Gözle görünen de hasarlar vardır evde. Bak Ahmet Berat yine huysuzluğu tuttu. Hep yatmaya yakın böyle huysuzluğu tutuyor. Bugün de Mustafa'mız istedi şey, tavuk istedi. Bir yandan da bu şeyden dolayı da çocukların da biraz böyle moralmen bir şeyler yapmak lazım arkadaşlar. Ne isterse artık böyle yavaş yavaş kendini yemek istiyorsa, ne istiyorsa onları yapmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi gözle görünen var, gözle görünmeyen var evin. Mesela oradaki çatlağı biz gözle görülmedi, sonradan açılma yaptı. O yüzden de lütfen dikkatli olun. Her şeye rağmen artçıl da olsa daha inşallah bitmiştir ama yine de bitmemiş gibi biz tedbirimizi elden bırakmayalım. Bizim limitimiz şu an görünen bir sene mesela içeri girmemek, dışarıda yeni yerimizi yapıp burada işte kalmak arkadaşlar. Yattı mı anne? İnşallah burası iyi, yapacağımız yerde bitmesiyle beraber biraz daha ortalığı düzelteceğiz arkadaşlar. Biraz daha böyle içeri taraflarda, diğer tarafı mutfak gibi yapacağız. Yemeklerimizi de inşallah orada yapacağız. Bugün daha sıcak hava. Yani bizim buralarda bir yandan hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor. Bizim özellikle Reyhanlı ilçesi arkadaşlar. Çok şükür oraya bir şey olmadı. Orada da hayat, herkes iş yerlerini açtı. Yani herkes işine gücüne dönmeye başladı. Ne yapsınlar, bir yandan da hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Yani çok şükür bizim buralarda gene fazla değil. Kırhan'da diyorlar yani marketler bile açık değil diyor ya. Yok, her şey gidiyor. Fazla, her şey kapalı. Mesela yem alacak hayvanlarına yok. Yok, hiçbir yer açık değil. Yok, kapalı her yer. Allah yardım eylesin. Gene şükürler olsun, burada hayvanlarımıza mal, yem getiriyor. Odunumuzu, kömürümüzü getiriyor. Hmm. Yani çok şükür. Çok şükür. Buna da şükürler olsun diyor. Zaten burası Reyhan'ın ayakta kalması çoğu yeri şey yaptı yani, rahatlattı. Bir ilçenin ayakta kalması arkadaşlar. Bütün malzeme olsun, her şey olsun, erzak olsun. O Reyhan ilçesine geldi. Yoksa büyük ilçelerin hepsi gitti. Burada bize yakın olan dizide Antakya'la Kırkan. Büyük ilçelerden oralar gitti. Diğerleri zaten hepsi köy yeri. Ve büyük marketler falan hiçbir şey yok oralarda. Ya çok şükür. Annem gelin orada da bir şey olmayık. Ama ne? Alışverişler onlar hep Kırkan'da ya. Hmm. Onun için. Yoksa çok şükür evlere, şeylere baktım. Çok şükür bir şey yok.
Bu tarafa yine geliyorlar bu taraflara. Allah'a çok. He, gelip Reyhanna tarafından alıp gidiyorlar. Çok şükür. Çok şükür, şükürler olsun bugünümüze. Dediğimiz gibi videolarda mesela bazen bahsediyoruz. Tekrar söylemek istedim, böyle başlıklar olsun, kapak fotoğrafında geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onları da tabii farklı yönlere çekenler var. Onlar da onlara kalmış bir şey. Artık ne derlerse. Yapacak bir şey yok. Moralimizi bozan yorumları zaten siliyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Hayat devam ediyor. Hayat devam ettiği için, rızkımız için, Rabbim ömür verirse ilerimiz için ne yapalım? Çalışmaya devam edeceğiz. Bugün de sizlere bu şekilde günlük çekimimizi az da olsa paylaştık arkadaşlar. Bu şekilde ne yapalım? Yavaş yavaş düzene dönene kadar inşallah ilerleyen zamanlarda daha önce söylediğim gibi Antakya ilçemiz her zaman aklımızda, Kırıkhan ilçemiz her zaman aklımızda, aklımızdan hiçbir zaman çıkmıyor. Burada bir deprem ve sarsıntı olduğu zaman acaba orada ne oldu? İnşallah çalışmalar devam ederken çalışanlar için de dualarımızı yapıyoruz. İnşallah onlara bir şey olmadı diye. Biraz daha düzene bindiği zaman artık girişler serbest olduğu zaman da oraya da gideceğiz. Oraya da bakacağız neler değişmiş neler olmuş diye. İnşallah oraya gittiğimiz zaman da sizlere oradan da inşallah çekimler yapacağız. Sizlere paylaşacağız buradaki o ilçelerdeki görüntüleri inşallah elimizden geldiğince paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrardan dualarımızı esirgemeyelim inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu yaşadığımız bu günleri Rabbim sizlere yaşatmasın. Bizlere de tekrar yaşatmasın Rabbim. Dualarımız her zaman bu yönde arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.